yaşadığımız birinci sınıf olanların kandırıcı yeteneği kazanmışlar. Her bakımda. Saygısıyla, sevgisiyle, yazmasıyla, akademik eğitimiyle. Tabii ki burada sizin de büyük katkılarınız var. Ben Serpil Hanım'a sizin de çok destek olduğunuzu gördüm. Ama gerçekten Serpil Hanım'a çok teşekkür ediyorum. O kaptan ve lider öğretmenini burada gösterebildim. Ben çok fazla uzatmayayım, şunu söyleyeyim. Öğrenme sürekli olan bir aktivitedir, etkilidir. İnsanlar doğduğu günden beri öğrenmek isterler. Öğrenmek istemeyen insan yoktur. Sadece onların öğrenmesini engelleyen faktörler ve insanlar vardır. Kimdir mesela öğrenmeyi engelleyen? Bu bazen arkadaş olabilir. Bazen anne baba bile çocuğun eğitimini engelleyebilir. Aslında siz güzel şeyler yaptığınızı düşünebilirsiniz ama engelleyebilirsiniz. Bazen bu engel öğretmeni de olabilir. Bakın, çocuğun eğitimini ileride orta eğitim var, lise eğitim var, üniversite eğitim var. Siz bu engelleri ortadan kaldıracaksınız çocuklarınız. Siz çocukların önünü açacaksınız. Ancak çocuklarınıza sen şu mesleği yapacaksın, şunu yapacaksın gibi müdahalelerden ziyade bakın bunları yapmayın. Çocuklarınız yetenekleri ölçüsünde ve mutlu olacakları işi yapsınlar. Çok sayılmaz. 8-9 ay kadar önce heyecanla bana çocuklarınızı emanet etmiştiniz. En az sizler kadar heyecanlıydım ben de. Çünkü her çocuk yeni bir başlangıç, yeni hedeflere yol açan bir umuttu bize öğretmenler için. Anne heyecanı bugün de fazlasıyla yaşıyoruz. Çünkü bugün okumanın, yazmanın, her türlü beceri ve birikimleri sergilemenin mutluluğunu yaşayacakları çok özel bir gündür. Gelecekteki büyük başarıların ilk adımlarının atıldığı bir gündür. Çocukların telaşı başka. Siz velilerimizin heyecanı, biz öğretmenlerin gururu bambaşkadır bugün. Minik yüreklerin öğretmenlerin ellerinden tutup güvenerek, inanarak ilk zafere imzalarını attıkları bir gündür bu. Bu çok özel günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Minik yüreklerimiz yeteneklerini sergilemek için büyük bir özveriyle çalışıp çabaladılar. Hepsini gururla izleyecek ve zaman zaman duygulanacaksınız. Tüm öğrencilerimin ileride yürekleri vatan sevgisiyle dolu, dürüst, çalışkan ve erdemli bireyler olmalarını diliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şiirler okuyacağız. Hep beraber coşacağız. İstediğimiz çok alkış, birazcık da anlayış. Şimdi arkamıza yaslanın, bizleri seyret alın. Gömülecek.